Merhaba sevgili masal arkadaşım. Bugün sana uzaylı Ali masalını anlatacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Uzaylı Ali. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde sürekli hayal kuran, hayal gücü çok yüksek, tatlı, akıllı bir çocuk varmış. Ali. Ali sürekli uzaydaki hayatı, oradaki canlıları merak eder ve hep bir gün uzaya, onların yanına gidebilmeyi düşünürmüş. Ali okulun kütüphanesine ne zaman gitse uzaylılarla ilgili kitaplara merakla bakar, inceler, dikkatlice okurmuş. Okulda ona öğretmenleri, arkadaşları, okul çalışanları bile uzaylı Ali diyormuş. Okulda onun kadar uzayı, uzaylıları merak eden başka hiç kimse yokmuş. Genelde de kütüphanede öğretmenleriyle karşılaşırmış Ali. Ali, yine uzay dünyasına mı daldın? diye gülerek ona selam veriyorlarmış. Evet öğretmenim, umarım bir gün ben de oraya gidebilirim diye cevap veriyormuş her seferinde Ali de. Ali'nin odasındaki duvarlar hep uzayla alakalı şeylerle doluymuş. Posterler, notlar, uzay fotoğrafları, koordinatlar, her şey ama her şey uzayla alakalıymış. Ali her gece uyumadan önce balkona çıkar ve dakikalarca gökyüzünü izlermiş. Ali'nin her günü hemen hemen böyle geçiyormuş. Yine bir gece balkonda gökyüzünü izlemiş ve çantasını hazırlamak için içeri girmiş. Ali birden o gecenin karanlığında kocaman bir ışık hüzmesi görmüş. Hemen pencereden ışığın geldiği yöne doğru bakmış. Işık topu gibi bir şey bahçeye yavaşça iniyormuş. Ali biraz ürkerek balkona çıkmış. Şaşkınmış. Acaba hayallerim gerçek mi oluyor? Acaba diye heyecanla heyecanla düşünmüş kendi kendine. Işık topu bahçeye inmiş ve kocaman oval şeklinde bir araçmış. Ali hemen üzerine bir ceket alıp sessizce bahçeye inmiş. Cesaretini toplamış ve bilinmeyen cisme doğru yaklaşmış. Birden aracın kapısı açılmış ve içinden sevimli, ışıklar içinde yaratıklar çıkmış. Ali'nin yanına yaklaşıp "Merhaba Ali, biz senin için geldik. Sen bizleri ve uzayı çok merak ediyormuşsun. Bizimle ufak bir geziye çıkmaya ne dersin? Sonra seni yine buraya, tam buraya bırakırız. Bize güvenebilirsin." Ali hem çok heyecanlı hem de korku doluymuş. Ama kalbinin sesini dinlemiş ve onlarla beraber araca binmiş. Aracın içine binince fark etmiş ki içeriden dışarısı görünebiliyor. Her yer camla kaplıymış. Her yerde bir sürü düğme, ışıklar ve masalar varmış. Kafasında değişik şekilli ve ışıklı bir yaratık da aracı yönlendiriyormuş. Yavaşça yukarı doğru süzülmüşler. Ali camdan aşağı bir bakmış. Evler, kendi oturduğu mahalle, her şey aşağıda kalmış. Merakla etrafı, aracın içini inceliyor ve izliyormuş. Onu gören sevimli uzaylılar, "Hoş geldin. Beğendin mi uzay aracını? İstediğin gibi gezebilirsin. Hiç çekinme." diyorlarmış. Uzay aracı gökyüzünün en derin yerlerine çıkmış. Yanlarında kendi araçlarına benzeyen bir sürü araç daha geçiyormuş. Ali kısa bir zamanda uzay aracının içindeki herkesle konuşmuş ve hemen hepsiyle arkadaş olmuş. Sevimli uzaylılar Ali'yi aracı gezdirmiş, hangi aletin hangi masanın ne işe yaradığını, ne yediklerini, nerede uyuduklarını, her şeyi ama her şeyi göstermiş ve anlatmışlar. Kafasında yeşil ışıklar ve minik bir top olan sevimli yaratık Ali'ye bir kutu vermiş. "Eve gidince açarsın.
Bizden sana bir hatıra, demiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayallerimi gerçekleştirdiniz, demiş ve kocaman bir sarılma yuvarlağı yapmışlar. Aracı komuta eden kişi, hava aydınlanmadan dünyaya inip Ali'yi evine bırakmamız gerekir. Bir sonraki gelişinde uzayı gezer, uzay boşluğunda kendini bırakırsın Ali, demiş ve yavaşça inişe geçmişler. Ali camların arkasından hayranlıkla dışarıyı izliyormuş. Araç o kadar hızlıymış ki bir bakmış apartmanlarının bahçesindeler. Ali yeni tanıştığı arkadaşlarından hiç ayrılmak istememiş ama artık eve dönmesi gerektiğini, dönmezse ailesinin onu merak edeceğini biliyormuş. Nihayet evlerinin bahçesine inmişler. Mahalle ve apartman çok sessizmiş. Herkes uykularının en güzel yerinde galiba diye düşünmüş Ali. Ali bütün uzaylı arkadaşlarıyla vedalaşıp araçtan inmiş. Uzay aracı geldiği gibi ışık hüzmesi içinde gökyüzünde kaybolmuş. Ali ışık kaybolana kadar gökyüzüne bakmış ve tamamen gecenin karanlığında kaybolunca eve çıkmış. Ali hem mutlu hem de buruk bir şekilde yatağına girmiş. Bu gece yaşadıklarını hiç ama hiç unutmak istemiyormuş. Bütün bunları düşünürken yorgunluktan uykuya teslim olmuş. Ali öyle derin uyumuş ki annesi ve babasının ona seslendiğini hiç duymamış. Okul saati geliyormuş ama Ali bir türlü uyanmıyormuş. Sonunda uyanmış. Annesi, "Sen gece ne yaptın oğlum? Bilgisayarda oyun oynayıp geç mi uyudun yoksa?" "Hayır anne, sadece çok ama çok güzel bir rüya gördüm. O yüzden hiç uyanmak istemedim," demiş. Ya masal arkadaşım, yine bir masalın daha sonuna geldik. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.